arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün yeni bir kitabımızla sizlerleyiz. Bugün Erik Fromm'dan Sahip Olmak ya da Olmak adlı kitabı inceleyeceğiz. Aslında bu kitabın üzerinde insanın nasıl bir yapıya dönüştüğü ya da insanın nasıl bir yapıya dönüşmesini istediğimizden bahsedeceğiz tabii ki. Bildiğiniz gibi her filozofun, psikoloğun, artık bu kitabı yazan her kimse, hepsinin farklı farklı dünyalarını, farklı farklı yapılarını inceliyoruz kitaplarda. Evet, alabiliriz kitabımızı. Teşekkür ederim. Şu kitabı şöyle göstereyim artık size, ne kadar net gözüküyor bilmiyorum. Erik Fromm'dan Sahip Olmak ya da Olmak. Öncelikle bu iki kavramdan bahsedelim. Sahip olmak kavramı nasıl bir kavram? Önce buna bakalım. Sahip olmak dediğimiz kavram, insanın tamamen bencilleştiği, bu bencilleşmenin artık had safhaya ulaştığı ve sahip olabileceği bütün her şeye sahip olup bunlardan da büyük bir şevk, kıvanç duyduğu bir durumdur. Yani her şeye benim olarak bakar. Benim telefonum, benim arabam, benim evim, benim işte artık her şey, benim cüzdanım, benim pantolonum, her şey. Ancak bu maddi şeylere böyle bakmasında bir sorun belki de yokken artık insana böyle bakmaya çalışması çok sakıncalı bir durumdur. Nasıl? Benim annem, benim babam, benim çocuğum gibi gibi. Bunu yapan insan ne olacak? Tabii ki bencilleşmenin artık bir had safhası duruma geçecek. Özellikle Türkiye'de sürekli şikayet ettiğimiz torpil, işte liyakatlı bir insanların bir yere gelememesinin nedeni hep bu sahip olmak ilkesinden geçiyor. İnsanlar kendi kanından olanları, kendine yakın olanları, kendinden bir parça olanların her zaman daha başarılı olmasını istiyor. Bu yolda gerekirse diğer kişiden daha az başarılı olsun, gerekirse hiç başarılı olmasın. İnsanların gözü tamamen dönmüş durumda. İşte sahip olmak kavramı bizi ta Marx'a götürür. Marx'ın yabancılaşmış insanın artık bu liberal ekonomide her şey ekonomiktir. Çünkü bu liberal ekonomide var olabilmek ve kendi gücünü en baskın şekilde gösterebilmek için komple bütün her şeyden vazgeçer. İnsanlık adına olabilecek bütün her şeyden vazgeçer. Ancak olmak eylemi çok daha farklıdır. Olmak eylemi artık ekonomik bir kavram olmaktan çıkar. Olmak eyleminin en büyük yetisi, en büyük gücü sevgidir. Sevgi insanda bu yeniden olmak içgüdüsünü doyurur. Artık benim annem yerine daha insanlık adına konuşur. Benim çocuğum yerine evrenin çocuğu adına konuşur. Ve yapacağı her şeyden de artık sadece kendini ya da ailesini mesul tutmaktan bir kenarıya bırakır, özgür bir birey yetişmeye çalıştırır. İşte bundan dolayı olmak kavramı inanılmaz önemli. Ve bu kitapta sıklıkla bu kavramlar kullanılıyor. Farklı farklı anlamlarda kullanılıyor. İşte sevgi, emek, konuşmak, toplum, her farklı kavramlarda farklı farklı bu konular ele alınmış. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Zaten bu videoları çekmeye başladığımız zaman bahsettiğim ilk küçük kitaptan biriydi işte. Friedrich Nietzsche'nin Böyle Buyurdu Zerdüşt, William Reich'tan Dinle Küçük Adam ve Erik Fromm'dan Sahip Olmak ya da Olmak, mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Kendinize çok daha farklı bir bakış açısı getireceğinize inanıyorum. Şimdi burada Marx'tan da bir alıntı yapılmış. Marx'ın bu konudaki sözlerinden bahsedeceğim. Marx, insan için zenginlik ve lüks birer yüktür der. Amaç ise ne bunlara ulaşmak ne de fakir olmaktır. İnsanın tek hedefi içindeki o zengin hazineyi gün ışığına çıkarmak. Kendini doğurmak olmalıdır. Buradaki kavramlar inanılmaz önemli kavramlar. İnsanın kendini yeniden doğurması, insanın kendi potansiyelini fark etmesi ve bu potansiyeli başkalarını ezmek ya da daha çok şey sahip olmak adına değil, kendini yeniden doğurabilmek adına dikkat etmesidir. Bir diğer sözünden bahsedeceğiz. İnsanı insan olarak alır ve onun dünya ilişkilerini insanca kabul edersek sevgiyi ancak sevgiyle, güveni de ancak güvenle kazanabilir veya değiştirebilirsiniz. Sanattan zevk almak istiyorsanız bu yönde gelişmiş bir insan olmanız gerekir. Eğer başka insanları etkilemek istiyorsam gerçekten de onlar üzerinde etkili olabilecek, onları canlandırıp harekete geçirebilecek bir güce sahip olmam gerekir. Diğer insanlara ve doğaya karşı olan davranışlarım kendi gerçek bireysel yaşamımın bir dışa vurulması olmalıdır. Eğer sevdiğim halde karşımda bir sevgi doğuramıyorsam, yani sevgim bir karşı sevgi üretemiyorsa yaşamımı seven bir insan olarak dışa vuramam.
beni sevilen biri haline getirmiyorsa sevgim güçsüzdür ve yetersizdir demektir. Yani sadece sahip olduğunuz şeylerle, sahip daha sonradan size var edilmiş şeylerle kendinizi var etmeye çalışmanız iki taraflı bir güçsüzlük, bir sevgisizlik ortamı oluşturacaktır. Hiçbir zaman bu insanlardan olmamanız dileğiyle kitabı tekrar şiddetle öneriyorum. Bir sonraki hafta konuşacağımız kitabı da alabilir miyim? Çok teşekkürler. Bu da Victor Hugo'dan gelecek. Bir İdam Mahkumunun Son Günü. Burada aslında adından da anlayacağınız gibi kitabın Bir İdam Mahkumunun Son Günü'nden bahsedecek. Ancak burada bu kavrama yer alırkenki amacı daha çok idam ve idam cezasının ne kadar meşru ya da adaleti o toplumda ne kadar sağladığı ile ilgili bir tartışma konusu olacak. Bu tartışma konusunu da bu hafta tekrardan sizlerle konuşuruz. Bu konular hakkındaki yorumlarınızı mutlaka videonun altına yazın. Hepinize edebiyat dolu, felsefe dolu, sevgi dolu ve huzur dolu bir dünya, bir Türkiye diliyorum. Kendinize çok dikkat edin.